Ona sevinirim yani. Beni takip ettiği için. Yani mesleğimi takip ettiği için ben sevinirim, seve seve veririm. Yani ben artık inanmıyorum şeye, sanata inanmıyorum. İnanmıyorsun. Ben geçti. Günlük neler yapıyorsunuz aşağı yukarı? Ben yani çünkü şu anda tabii durumunuz tabii. Daha böyle... Biz şimdi şey yapıyoruz, söyle konfeksiyon satıyoruz. Konfeksiyon satıyoruz, bakın dikkat edin. Konfeksiyon tarzı değilim. Konfeksiyon satıyoruz ama mesela konfeksiyonda paçası uzun kesiyorum. Efendime söyleyeyim geniştir daraltıyorum. Gömleği yahut ceketi geniştir daraltıyorum. Yani bilumum şey yapıyorum. Söyle ne bileyim. Ya tam anlamıyla tarzilik değilse de onarım yapıyorsunuz. Onarım, onarıyoruz işte. Ya, onarım yapıyorsunuz. Ama yeterli gelmiyor değil mi? Yok. Yok bu yeterli değil. Bu sanatkar için yeterli değil. Bir sanatkar için çünkü, yeterli değil. Çünkü takım elbiseler diktiniz değil mi? Pantolonlar, ben, ceketler, ben elbiseler. Ben şöyle sizi teyit ederim. Ben bir Ramazan 40 takım elbise dikmişimdir. Ama sene 1967, 65, 67 geriye dönersek. Ben bir Ramazan'da 30-40 takım elbise diktiğimi bilirim. Benim bu işte çok bezim var yani. Çok severim işimi. İşimi severek yaptım zaten. Zaten severek yapmadınız. Halen şimdi ben burada benim ihtiyacım yok bu işe. Kardeşim de bilir. Benim ihtiyacım yok. Ben giderim bacak çelerim şeyde efendime söyleyeyim parka gidersiniz. Parka giderim. Gezersiniz. Tabii denizin denizin kenarına giderim, bacak şeylerim ama demek değil. Benim aşkım benim, aşkı bu benim. Ya görüyor musunuz? Sanatkarlık böyle bir şey. İşte bak yani. Ama sanatkardı bak dediğin. Ben bu aşkım ya. Ben bunu seviyorum bunu. Evet. Seviyorum. Ben efendime söyleyeyim gidip de gezemem, yapamam, edemem. Ben bunu görmem lazım. Burada oturmam lazım. Çalışmasam da oturmam lazım. Samimi söylüyorum yani. İşte burada. Zaten esnaflık, iyi esnaflığın şartı da bu olsa gerek. Ustama çok teşekkür ediyorum. Ben ama, de teşekkür ederim. Son bir şey daha soracağım sor ama tabii. Aklınıza bir anı var mı? Böyle hani mesleğinizle alakalı diyeyim, çıraklığınızla, çıraklarınızla. Yani olmuştur. Var mı böyle bir şey? Mutlaka vardır. İlla ki. Aklınızda var mı peki böyle bir şey? Böyle hiç bir şey. Şöyle bir nasihat neticesinde. Ben benim sonuç olarak hani benim bana gelen yetiştirmeciler hep böyle kendilerine nasihat ederim. İşte ne bileyim bu işi yapın, bu işi bırakmayın. Gelecek için çok iyi bir şey diye ben hepsine söyledim. 7-8 tane ben adam yetiştirdim. Şu anda İstanbul'da hepsi. Evet o da çok güzel ve çok büyük gurur. Amcam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Sağ ol, Esnafın gerçeğine ederim. Konuk oldunuz. Sağ ol. Programımız devam Sağ ediyor. Sağ ol abim. Sağ ol. Yine kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan yorgancılık mesleğindeyiz. Göründüğü üzere ve hakikaten ben yani bu meslek ölecek diye en çok üzülenlerden biri ben olacağım. Evet. Çünkü hakikaten hem sağlıklı evet. hem de o kadar çok modernize edilmiş şekilde dikiyorsunuz ki. Doğrudur. Yani hazıra nasıl gidiyorlar elleri bilmiyorum usta. Ben de aynen katılıyorum şimdi. Değil hazır mi? Değil yani bu yün, pamuk buna sağlıklı. Çok sağlıklı, kullanışlı, güzel. Bu sanatımıza zaten dediğiniz gibi bizden başka yetişecek olan da yok. Yani kalmadı. En son biz kalmadı. Şimdi hazır çıktı. Plastik, petrokimya ürünleri, elyaf. Bunlar çıktı öldü sanımıza yani. Sanımıza girdi. Girdi. Ustamı tanıyalım önce o zaman. Benim adım Şevki. Şevki? Evet, Şevki Karasu. Aslen Malatyalıyım. Çocukluğunuzdan beri mi bu mesleği yapıyorsunuz? Bu mesleğe 1972'de başladım. 20 sene yaptıktan sonra turizme geçtim. Turizmden sonra tekrar aynı mesleğime döndüm. 20 sene aradan sonra devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Ama yani şimdi gördüğüm şu yorgan hakikaten ben anlayamıyorum diyorum insanları.
Yani o kadar kullanışlı, o evet, kadar güzel, sağlıklı, aynen, en başta sağlıklı. Aynen. Çünkü dediğiniz gibi silikonlar, bu kimyasal madde, petrol, evet, ürünlerinden olan, kimyasaldan olan, ürünlerden olan yorganlar, hani insanların sağlığını tabii ki tehdit ediyor değil mutlaka mi? Mutlaka tehdit ediyor onlar. Şimdi eskisi gibi yani yün, pamuk, bunlar çok güzel şeyler. Onlar hayatımıza girdi yani, kolaylık oldu hanımlara. Düz yıkanabilirliği falan, ondan dolayı silikon yastıklar yıkandığı için onlar tercih ediyorlar ama hiç sarıkı değil. Kışın soğuk tutar, yazın bir yakar. Yani hiç iyi değil, hiç iyi bir şey değil yani. Evet. Sadece kibar ve düzgün durduğu için seçiyorlar şimdi hanımlar. Kolaydan öyle gel- ama bunlar da çok düzgün duruyor. Hanımlar, aynen, tavsiye, tabii hanımlar tavsiye ediyorum. Yani bakın ben burada gözlerimle görüyorum. Hakikaten şu anda şurada dikilen bu yorgan. Ben yani hiçbir şey değişmem. Hani biraz belki gençler eski kafalı olarak görürler bizi ama aynen, değil, öyle değil işte. Öyle değil. Değil mi? Doğrudur, doğrudur hanımefendi. Aynen dediğiniz gibi. Yatağın üzerinde doğrudur, de çok yatağın düzgün de bir şekilde ve o kadar modernize edilmiş çok bir şekilde tamam dikiyor ki ustalarımız. Yani bunun altı üstü pamuk, yani kumaşın da pamuk olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunun sentetikleri var. Bu şimdi pamuk. %80'i pamuk oranda olduğu için iyi. Değil mi? Sentetikler var tabii. Onlar görünüş güzel oluyor ama böyle sağlıklı olmuyor hanımefendi. Peki bunlar da yıkanıyor değil mi? Tabii istese yıkan. Bunların şu anda yıkanma şansı yok. Söküp yıkamanız lazım. Söküp yıkamak lazım. Söküp mesela 5-10 sene sonra, zaten bu yorganın ömrü 20 sene en azından. Allah ömür verirse. Temiz kullandıktan sonra nevresimliği gerekmiyor. Kuru temizleme olur. Kuru temizleme olur. Aynen öyle kullanabiliriz. Değil mi? Kullanabiliriz ustacığım. Çok teşekkür ediyorum şey ustam. Ve battal boyu bir yorganımız battal var. Boyu, hakikaten evet, çok güzel. Ben de burayı kafamda yer edeceğim. Evet. İnşallah ben de size yorganlarımı getireyim. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Oldu, kolay gelsin. İyi günler, size de kolay gelsin. Şimdi öbür ustamızın yanındayız. Çünkü burası öyle güzel bir alan ki yan tarafta bir dükkan var. Tabii arkadaşların dükkanı ama 3 tane hasır açmışlar, devasa hasırları ve yaz kış burada da yorgan dikmek zevk oluyordur evet, değil mi ustam? Evet, evet. Tanıyalım sizi. Benim ismim Mehmet Nevzat Daş. Esas Antepliyim. Burada çalışmaktayım. İlkokuldan çıktıktan sonra bu mesleğe kendimi adadım. Bugüne kadar da devam ediyorum. Kendin mi istedin? Anne baba hani bir meslek sahibi olsun mu dedi? Aslında kendim istedim. Annem babam istemedi. Değil mi? İstemedi. Zevkli bir iş yani yapana gidene göre. İlla ki zevki de var. Zevki olmasa zaten bu mesleğe biraz daha meyil vermezdik. Zevkine aldanarak yapmak zorunda kaldık. Allah'a da şükür yani ekmeğini yedik. İyi kötü geçimimizi sağlıyoruz. Sağlıyorsunuz. Evet. Çırak yetiştirdin peki? Çok çırak yetiştirdim. Yaptılar mı işlerini? Vallahi bugüne kadar yapan da var, yapmayan da var ama dediğim gibi bu saatten sonra da en son nesil de biziz. Bizden sonra da yorgancı yetişmiyor. Bundan sonra aslında yetişmesi gerek. Tabii ki bunlar da devletin vermiş olduğu destekle karşılanır. Ben Ankara'da da yaptım bu işi. Hatta şimdiki Cumhurbaşkanımız başbakanlık döneminde yanına da çıktık dernek başkanı olarak. Yardımcı olmaya çalıştılar. Genelde el işçiliğinde herhalde maliye ödenmiyor. Aslında kaldırsalar daha iyi, mantıklıdır. Çünkü el emeği bu. Bunun bir şeyi yoktur. Müşteri getirir biz yaparız. Evet. Öyle. Öyle. Peki şey var mı? Rağbet var mı? Yani artık insanlar sağlık vallahi yönünden de biraz eskiye döner gibi oldular sanki. Valla şu an biraz rağbet var diyebilirim. Bu kimyasallardan biraz millet uzak kalıyor. Kireçleme olayı çok oluyor. Boyunda olsun, belde olsun. Yatarken terletme olayı var. Kullanılır bir şey değil yani silikon türleri. Genelde şimdi şu an pamuktan yüne çok rağbet var. Değil mi? Evet. Bir de yani fiyatlar da çok pahalı değil. Çok uygun yani. Uygun bence. Bir battal boy yorgan, bir yorganı 20 sene rahat kullanabilirsiniz. 100 lira bir şey değil yani. Değil mi? Değil. Bir şey değil aslında. Yani 100 lira değil, o hazır yorganların 200-250 takım şimdi halinde satılıyor. Marketlerde satılıyor, şok oluyoruz. 100-200-300. Evet. Yani kalite olarak aynı kalite aslında da bizimki daha önemli. Çünkü içinde kimyasal bir şey yoktur. Her şeysi doğal.
Üzerindeki kumaşı da öyle. Kumaş da doğal. Tabii. Evet. Tabii. Market olduğu için işte marketlere biraz da zengin kesimler illaki ona aldanıyor. Yine bir geldi buraya alışveriş merkezleri. Evet. Her meslekte evet. olduğu gibi değil evet, mi? Evet. Aynı bizim mesleğe de yansıyor. Bizim mesleği evet. de vurdu. Bizim mesleği. Neyse kolay gelsin diyorum ben. Ustam çok güzel el işiniz var. Sağ olun. İnşallah, inşallah ömrünüzle birlikte mesleğiniz devam i̇nşallah, edecek. İnşallah. Birilerini de bırakırsınız inşallah. 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 Temennimiz o inşallah. Ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Sevgili seyirciler, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Bir Esnafın Gerçeği daha burada sona erdi. Önümüzdeki hafta yine farklı mesleklerle, farklı esnaflarla, farklı odalarla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.